Merhaba arkadaşlar derslerimize devam ediyoruz. Bakın en son şu şipir dediğimiz lambamızı eklemiştik. Şu kısımdan şipir eklerken e, SketchUp kapanmıştı. Fakat şipir eklediğimde bakın arkadaşlar normal ışık değerlerinde şurada bir gölgelendirme oluyor. Bakın şuradan yukarıda ışık vurduğu için şurada lambanın gölgesi çıkıyor. Bunu engellemek için intensity kısmını hafiften düşürüyorsunuz. Bakın buradaki ışık şiddetini ben düşürdüğüm için buradaki e, gölgelendirme gitti. Buraya da aşağıda bir etkisi oldu. Işık etkisi oldu arkadaşlar. Hem gölgeyi yitirmiş olduk hem de burada bir etkisini kazanmış olduk arkadaşlar bu şekilde. Tavandaki şu kısmı da ben biraz düşürdüm. Bundan bir tane daha çoğaltarak devam edebilirim. So sağ tarafa e, şeyin olduğu, mutfağın olduğu kısmı arkadaşlar. Şimdi geri geleyim biraz. Şu şekilde. Bunu da biraz ortalayalım. Kontrol tuşuyla bir tane daha bunu çoğalttım. Şu kısmından Buradaki değere bakalım arkadaşlar nasıl görünüyor. Hala aslında karanlık. Buradaki e, kısımdan biraz spot lambayla bunu destekleyebiliriz aslında. Şuradan aslında da e, bizim havalandırma sistemimizden aşağı doğru buradan bir rectangle light verebiliriz. Yani şuraya geldiğimizde bakın ışığa doğru durduğumda e, Enscape'de Enscape'in çalışma prensibinden dolayı kameraya gelen ışık render'ın kalitesini etkiliyor arkadaşlar. O yüzden şöyle baktığımda, uzak baktığımda ve ışığı arkaya aldığımda bu sefer render'ın kalitesi düşüyor. Eee ışık yetersiz geliyor. O yüzden daha yakından render alabiliriz veya buraya sakıt lambalarla destekleyici ışık kullanabiliriz. Şu an için biz buraya yoğunlaşalım arkadaşlar. Ee, bir render testi yapmıştık, render testi almıştık. Şu an bakalım nasıl göreceğiz. Ne kadar bir farklı bir etki oluşturabiliriz. Şuraya geldiğimde şöyle yapalım. Ayarlar kısmına geliyorum arkadaşlar. Şuradaki Outline Mode benim köşelerdeki çizgilerin, gölgelerin etkisiyle ilgiliydi. Exposure kısmını %55 yapmıştık. En yani son %56'ya çektim. Ee, buradaki exposure kaldıralım bakalım nasıl görünüyor. Exposure kaldıktan sonra otomatik exposure devreye giriyor. Şunu şöyle %52'lerde %51'lerde bırakabiliriz. %54'lerde bırakabiliriz. Otomatik yaptığımızda Evet daha karanlık oluyormuş. %55 yapalım arkadaşlar. Şu şekilde bir etki olsun. Çok da fazla ışık girmesini istemiyorum. %54 yapalım. İmaj kısmından shadowlar, gölgelerin aydınlanması konusunda şunu indiriyoruz aşağıya. Highlight isterseniz eğer daha fazla patlama isterseniz artabilirsiniz. Ama ben arka planda gözükmesini istiyorum. Düşürdüm onu. Atmosfer kısmından sis istemiyorum. Arka planda e, güneşin şiddeti konusunda artırma veya azaltma yapabilirsiniz. Eğer güneşin buradaki etkisini daha da fazla istiyorsanız arkadaşlar. Gölgelerin keskinliği konusunda. Şöyle bakın. Gölgeleri keskin yaparsanız bu şekilde olur. Eğer soft yaparsanız bu şekilde olur arkadaşlar. Sky kısmından buradaki değeri aslında artırarak bir bakalım nasıl görünecek. E, i̇çerideki ışık miktarı da artacaktır. HDR ile birlikte bakın. Tabi o zaman da gün batımı değeri bozuluyor arkadaşlar. Yani şöyle 15.000, 14.000 değerlerine iniyorum iyice. 12.000 veya 11.000, bin, 12.000 değerlerinde kalacağım. Şu şekilde. Şurada atmosfer kısmında Ambient Brightness diye bir ayarımız var. Bu ayar aslında bizim tüm ışıkların etkisini açan bir ayar arkadaşlar. Bu müdür? Şu olması lazım. Evet, şu. Bakın iyice artırdım. İçindeki ışık miktarı arttı. Bu e, hafif hafif buradaki ışıkları etki vererek içerideki aydınlığı iyice artmasına neden oluyor arkadaşlar. E, şu normal değerlerde böyle. Şu anki değeri böyle. İçeriye biraz daha ışık girerek daha böyle aydınlık oldu. E, şey yapalım. Göz simgesine basalım. Hilt of Beer'i biraz daha şöyle yapalım arkadaşlar. En azından koltuğun şu alt kısmı görünmüş olur. Şu şekilde. Şöyle yapalım. şöyle bakalım. Evet. Buradan bir render alabiliriz. Şunu da dikey yaptığımızda two point şeklinde tam dik bir görüntüyle karşı karşıya kalmış olduk arkadaşlar. E, render kısmına basalım. Şuradan render 0.2 diyorum. Şu 0.1 olsun 0.2 bu olsun. Kaydet dedim. Tabi kameranın etkisi biz kameraya güneşe doğru baktığımızda e, daha etkili bir ışık görünüyor. Hafiften sola çektiğimde biraz daha karanlık olabilir görüntü arkadaşlar. Bu çıktığı bir alsın bakalım 4K'da. Bölge bölge çalışırsanız her bölge için güzel ve kaliteli gerçekçi görüntüler oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle aldık diyelim. Bir de şuradan alalım. Bakın ışık etkisi hala güzel görünüyor. Şöyle yapalım. Şu kısım için bir mermer taş yapacaktım ama unutmuşum. Onu da ilerleyen kısımlarda yapabiliriz. Şöyle yapalım. Bir render daha alalım. 0, 3 diyelim buna. Arkadaşlar render'da etki bitmez. Etki konusunda çalışarak etkinin daha kaliteli olması için uğraşmanız gerekiyor. Gidelim render'a bakalım. Render'larımıza. Şu aldığımız ilk render'da ikinci Render. Üçüncü render. Arada tabi e, bayağı bir ton farkı var. Şu almış olduğumuz biraz daha kapalı bir ışık etkisiydi arkadaşlar. Şunları da biraz daha ışığı artırmış olduk. Bu şekilde bir etki. Şurada metalimsi bir görüntü var. Bunun yansımasını düşünmemiz gerekiyor. Şuraya biraz beyaz mermer olabilir arkadaşlar. Daha güzel görünür. Bu etkileri yaparsak daha da güzel bir etki oluşturmuş oluruz. Şöyle gidelim. Damalı bayrağı aktif ediyorum. Buradaki damalık aracımla Buradaki kalafel pete'ni seçtim. Bakın roughness değeri fazla. Metalliği de şöyle düşürelim bakalım. Nasıl görünecek? Evet daha mat görünüyor. Kalafel peteği Şu kısım için ayarlar kısmına, kaplama kısmına gidelim. Bakalım marble diyelim. Var mı öyle bir şeyimiz? Şu varmış. Bakın bu olabilir. Bu olabilir aslında. rengiyle oynayabiliriz. İşaretledim ve üzerine bıraktım arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Güzel bir etki oldu. İsterseniz rengini şuradan açabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şu bacakları da biraz yansıma versek güzel olur. Şu kısımlarda. yapması düşündüğümüzde biraz yansımalı olacaktır arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde bir etki alabiliriz. Buradan da bir render alalım. Nasıl görünüyor ona bakalım. 0304 Arkadaşlar render görüntüsüyle render almamın sebebi şu. Render görüntüsüyle burada görmüş olduğunuz görüntü arasında bir tık iki tık daha kalite farkı var. O yüzden render'a gidip render'ı incelemekte fayda var arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi bu şekilde render'ımız oluşmuş oldu. Yani çalışmamız oluşmuş oldu. Perdeler kısmında şu kısımlar duvarda görünüyor. Sorun değil. Böyle gözüktün. Ee, onun dışında kaliteli göründüğünü söylemek isterim. Bunlardan animasyon alacağız. Eğer dikey şekilde çıktı almak isterseniz arkadaşlar dikey şekillerde de çıktı alma yöntemleri var. Ayarlar kısmına gittiğinizde output kısmından ultra HD kısmını custom yapıyorsunuz. Custom yaptıktan sonra şuradaki save frame kısmına basıyorsunuz. Bunu mesela diyelim ki Instagram'a göndermek istiyoruz. Instagram'da 1920 yazan yeri 1080 tam tersi 1080 yazan yerde 1920 yapmanız gerekiyor ki şu şekilde Instagram çözünürlüğüne oturalım. Ee, tabii görüntü çok sünüyor. Hem şu perspektifi kapatın hem de şuradaki kısmından şu e, Field of View'i biraz daha yakınlaştırın. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle yapın. Şöyle yaptığımızda tamamen tavanla göstermek isterseniz şu şekilde bir etkiyle render alabilirsiniz. Ben gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Şöyle yapalım. Instagram diyelim burada. Kaydettim. görüntü çıktı. Şöyle. Ters kısmından. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi böyle etkiler alabilirsiniz. Bizim spotlardaki etkimiz biraz gitmiş. Spot ışıklarını biraz artırabiliriz arkadaşlar. Etki bakımından. Şuradaki duvardaki yansımaları biraz e, gitmiş. Onu yapmak için de şöyle yapalım. Şunu biraz şöyle alalım. Şuradaki spot'a bakalım bir. Aa! Şimdi tabii şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Spot'ları ben size diğer derste gösterdiğim için burada tabii spot'lar kapanmış. E, diğer derste eklemiştik burada ekli olarak gözükmüyor. O yüzden bunlara spot ekleyelim ki sahnemiz daha aydınlık olsun. Ben de bir şey eksik diyorum ama ne eksik olduğunu tam anlayamadım. Eee, spotlar konusunda eksiğimiz varmış. Şöyle yapalım. Bunu da şöyle aşağı doğru. Bazen burada bir şey oluyor işte bu şekilde. Diğer derste göstermiştim. Tam tutmuyor şeyi. Şöyle yapalım. Bunu da düzeltelim arkadaşlar. Şöyle alalım ve buraya bırakalım. Tam duvar dibine yakın olursa daha güzel olur. Yani tam spot'un olduğu kısmı yakalarsak. Şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi buradan da spot iftarımız bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. Aynı ışık rengini aslında kullanabilirsiniz. Mesela şuradaki ışık rengini seçtiğinizde buraya bıraktığınızda aynı ışık rengi orada da e, gözükecektir. Şuradaki değerde şu renk değerinde bir açıklık yapmak istiyorum. Çünkü çok koyu görünüyor arkadaşlar. Evet. Bu şekilde olabilir. Tekrar render alalım. Evet. Daha net. Şimdi daha net görünüyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. bakın bu ve bu. Şu ve bu. Daha canlı daha dinamik olduğunu söylemek isterim. Televizyondaki şu kısımda bir kalite kaplamada bir kalitesizlik var ama bu bizle ilgili değil. Bu aslında modelin kendisinde. Yani biz eskekte indirilmiş olduğumuz modelle ilgili olduğu için bizle ilgili değil arkadaşlar bu. şu anki durum güzel. Ve tekrar diğer taraftan da render alabiliriz. Şunu büyütelim. Şöyle dönelim klavyeden. Şöyle yaptığımızda şu şekilde şöyle alabiliriz. Hatta tabi şey var arkadaşlar yani sanatsal için hani illa bunu kullanmanız zorunda değilsiniz. Bakın yani 2500 e 1920 yaptım. Biraz daha yakınlaştırdım. Ve e, şuradaki kısmı isterseniz kısabilirsiniz. Bakın 1200. Yani biraz daha sinematik efekt olması istiyorsanız e, daha farklı renderler alabilirsiniz. Mesela şurayı e, daha güzel gözmesi için çözünürlüğü artırmam gerekiyor. 2600'e e, 4500 olsun. Bakın 4500. Böyle daha e, sinematik efektler yakalayabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. E, bakın şu kısmı buğulu hale getirelim. Ayarlar kısmına, göz kısmına geldiğinizde Depth of Field'i açıyorsunuz. Depth of Field'i açtığınızda alttaki Autofokus'u kaldırın. Focal Point yani nereden itibaren fokuslanması gerektiğini e, gösterin. Mesela elmaları göstermiş olalım. Arka plan biraz daha Focal Point'te kalsın. Bu Focal Point değerini de şuradan ayarlıyorsunuz. Bakın iyice fokal oluyor. Şöyle yaptığımızda güzel bir etki oluşturabiliriz. Render tuşuna basalım. E, 0.4, 0.5 diyelim. Kaydet tuşuna basalım. Bakalım nasıl bir etki alacağız. Dediğim gibi etki konusunda render motorlarını kullanmak ve sahnenin kaliteli olması en başta söylediğimiz gibi en önemli etkenlerden bir tanesi. Tabii her şey sahnenin değerine bakıyor arkadaşlar. Sahne çok önemli. Bakın bu şekilde bir etkiyle çalışmamızı oluşturmuş olduk. Etki ve kalite anlamında, kalite bazında anlamda e, sizin çalışma üzerinde ne kadar işlem yaptığınız, ne kadar etki için uğraştığınız ile ilgili ben Escape içerisindeki bu malzemeleri kullanarak kendim bazı etkiler oluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Dersin başından beri bu kaliteli kısmı oluşturmak için modelleme bazında ve ışık bazında oluşumlar yaptık ve bunları size teker teker anlattım. Bundan sonraki dersimizde animasyon yapacağız animasyon ve 360 derece render beraber dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Derslerimizi yorum yazarsanız, beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız bizi memnun edersiniz. Çalışmalarla ilgili fayda görmüş olduğunuz, yani kendiniz fayda gördüyseniz ve bu faydanın karşılığında bu videoları arkadaşlarınızın da fayda sağlaması için onlara gönderebilirsiniz arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.